Buyurunuz Sayın Yiğitel. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dördüncü madde üzerinden söz almış bulunmaktayım. 9 ay içerisinde 2 defadır vergi affı oluşuyor ve bunun çalışması yapılıyor. Bu vergi affı neden ihtiyaç duyuldu vergi affına? Neden bu kadar sürekli 9 ay içerisinde 2 defa oldu? Aslında önce onu sorgulamak gerekiyor. Bakın, şu anda büyük bir çatışmalı ortamdan, savaş ortamında yaşıyoruz ve milyarlarca, yüz milyarlarca lira savaş ekonomisine harcanıyor. Oysa bu paralar ölüm ve öldürme üzerinden harcanan paralar. Aslında barışın maliyeti sıfır. İstikrar, ekonomik istikrar, siyasal istikrar anlamına gelir ki bu da bu aflara ihtiyaç duyulmayacağı anlamında iyi bir iyileştirme, aynı zamanda Türkiye'nin huzur içinde, barış içinde bir yaşaması anlamına gelir. Ama bunun nedense kimse kaynağına inmiyor, sorusunu sormuyor. Neden vergi affı yapıyoruz? Neden bunu tartışıyoruz diye sormuyor. Bu çok iç acıtıcı bir durum. Biz tabii ki küçük işletmecileri, küçük esnafı korumak ve onların çalışma koşullarını sağlamak, kolaylaştırmak, ödemelerinde kolaylık sağlamak gibi bir amacımız var. Bunu yaparken büyük sermaye darların ya da büyük işletmelerin kendini korumak ve kollamak, hatta savaş ekonomisinden beslenen yandaş büyük holdinglerin beslenmesi anlamında yapılan iyileştirmeleri asla kabul etmiyoruz. Küçük işletmeciler, küçük esnaflar tabii ki korunmalı. Onlar için iyileştirmeler yapılmalı. Bununla biz ortaklaşmalıyız. Ama bunun asıl kökenine inmedikçe bugün küçük işletme de dahil olmak üzere herkes risk altında. Bakın, az önce bir haberlere baktım. Cenaze ve gözaltı harcamalarında bile korkunç bir artış var. Böyle bir bütçe olabilir mi? Ölümlere ve tutuklamalara ve gözaltılara artan para harcama kalemi korkunç düzeyde artmış. Peki bu paralar nereden geliyor? Bu kaynak nasıl oluşturuluyor? Yoksulun, emekçinin, küçük işletmecinin, esnafın cebinden çıkıyor. Yine sıkışan, yine bunu sorun olarak yaşayan, hem hayatını veren, hem ekonomik olarak bedelini ödeyen küçük işletme ve yoksul halk. Bunun artık önüne geçmek gerekiyor. Yani bizim tarihsel rolünü bu meclisin oynaması gerekiyor. Kürt sorunu çözülmedikçe, Kürt sorununa barışçıl yöntemler geliştirilmedikçe, değil af onlarca defa 9 ay değil, ayda bir af da getirseniz bu ekonomi düzelmeyecek. Çünkü ekonomik istikrarsızlık beraberinde üretimi engeller. Beraberinde çürümeyi getirir, ölümleri arttırır ve bununla birlikte bütün değerleri yok eder. Böyle bir ortamda ne kimse yatırım yapar, ne turist gelir, ne de bununla ilgili ekonomik bir canlanma olur. Sadece ve sadece bir savaş ekonomisi zengini olur, diğer tarafta da can kayıpları ve ölümler devam eder. Bize düşen şudur, şurada gelin her geçen gün, biz bunu her gün ama her gün bıkmadan, usanmadan söyleyeceğiz. Bu işin yolu, yöntemi çözüm ve müzakereden geçer. Bu barış ortamı tesis edilmedikçe hiçbir şey yapılamaz. İstediğiniz en güzel yasayı getirin, istediğiniz en iyi anayasayı oluşturun. Asla ve asla 80 milyonun huzurunu, barışını sağlayamazsınız. Toplum zaten ikiye bölünmüş. Bir evet ve bir hayır olmak üzere. Zaten evet kampanyasında devletin bütün imkanları kullanılarak, hazinenin, bütçenin parası kullanılarak ayrıca da ciddi bir maliyeti var. Eminim bu vergi affında da bunun büyük bir katkısı vardır. Bunun yerine herkesin huzur içinde yaşayacağı, gerçekten ekonomik istikrarın olması için önce barışı getirmenin bir yolunu, yöntemini oluşturalım. Gelin herkes elini bu taşın altına koysun. Gelin herkes bu barış için bir şeyler yapsın. Herkes gelsin ölümleri durdurmak için bir şeyler yapsın. İnanıyorum ki, gerçekten şuna inanıyorum ki herkesin yüreğinde küçücük de olsa bir an önce bu savaşın bitmesini istiyordur. Gelin bu savaşı durduralım. Ekonomik olarak da rahatlarız. Hayat olarak da rahatlarız. Bundan sonraki kuşaklar rahatlar. Bu kadar saatler boyunca aynı şeyleri birbirimize söylememiş oluruz. Ben Diyarbakır'ın farklı sorunlarını anlatmış olurum. Bir başkası Şırnak'ın başka sorunlarını anlatmış olur. Ama ben her gün buraya gelip yakılan yerleri anlatıyorum. Ölümleri anlatıyorum. Cenazeleri almayan babaların acılarını anlatıyorum. Her gün orada yaşayan annelerin neler yaşadığını anlatıyorum. Ben artık bunları anlatmaktan, bırakın yaşayalım, anlatmaktan gerçekten imtina ediyorum.
Yani biz daha neyi bekliyoruz? Daha ne kadar ölmemiz gerekiyor? Daha ne kadar tutuklanacağız? Yine o masaya gidilmeyecek mi? Yine insanlar birbirinin yüzüne bakmayacak mı? Hiçbir savaş sonsuza kadar yürümüş müdür? Sürmüş müdür? Sizden son kez rica ediyorum. Gerçekten ve gerçekten. Teşekkür ederim Sayın Yiğit.